Evet sevgili arkadaşlar, deadlock ile ilgili son örnek soru çözüm videomuza hoş geldiniz. Yine bize bir şema verilmiş. Research'ler ve kaynaklar yani ve prosesler burada gözükmekte arkadaşlar. Bu research'lere baktığımızda neleri görüyoruz? Burada birinci research, ikinci research, yine aynı şekilde üçüncü ve dördüncü yani dört adet kaynağımız var. Ve bunun dışında üç tane prosesimiz var. Biz burada deadlock olup olmadığını nasıl anlıyorduk? Tablo çizerek anlıyorduk. Fakat en klasik yolla şunu söyleyebiliriz ki burada herhangi bir döngü graflar üzerine herhangi bir döngü yoksa arkadaşlar burada deadlock yoktur kısaca diyebiliriz. Ama eğer burada bir döngü varsa deadlock olup olmadığını incelememiz gerekiyor. Bakalım. Burada bakın görüldüğü gibi arkadaşlar oklar bir şu okları takip ettiğimizde benim çizdiğim gibi burada bir döngü olduğunu görmekteyiz. Bu döngüden dolayı burada deadlock olup olmadığını incelememiz gerekiyor. Böyle kaynaklara bakıp kafamıza göre söyleyemeyiz arkadaşlar. Hatalı bir yaklaşım olmaktadır. Şimdi buna bakalım. Nasıl yapacağız diye düşünüyorsanız önceki videolarımızdaki gibi aynı şekilde çözeceğiz. Öncelikle burada sahiplik ve talep etme ilişkisine bakmamız gerekiyor. Burada P1, R2'ye sahip arkadaşlar. Artık kısaca şöyle request'in kısaltmasını yazmayalım. Şöyle yazalım. Request değil çünkü. Burada direkt sahip şeklinde yazalım arkadaşlar. Bir kere de Türkçe çözelim. Hep İngilizce yazıyordum buraya. Sahip. Yine P1 arkadaşlar ne oluyor? İstiyor şeklinde yazalım. Şuraya gelelim. P2 burada sahiptir arkadaşlar. P2 neyi istiyor? R3'ü istiyor ve burada yine bunun sahip olduğunu söyleyebilir. Oklar yuvarlaklara doğruysa yuvarlaklar ona sahiptir diyebiliriz. Mesela bakın burada oklar yuvarlaklara doğruysa prosesler o kaynağı zaten sahiptir. Ama burada proses 3 bakın kaynağa doğru yani proses 3 onu istiyor diyebiliriz. Deminki sorumuzda buna benzerdi ama aynısı değildi arkadaşlar. Onda şu ok yoktu. Şimdi soru çözerken yapmamız gereken adımlara gelelim. Öncelikle şu kısmı şöyle bir küçültelim. Evet. Şimdi kaynakları yazacağım arkadaşlar. Önce prosesleri yazalım. Şöyle siyah renkli kalem alalım. Umarım gözüküyordur. Evet. P1. Burası P2. Burası da proses 3 olsun. 3 tane prosesimiz var. Buraya sahip olduklarını yazacağım. Buraya talep ettiklerini yazacağım. Buraya da availability yani ulaşılabilirlik, erişilebilirlik anlamında şöyle yazalım. Ama evet yanlış yazdık. Şöyle availability. Evet buraya da kaynaklarımızı yazacağız. Direkt yazalım arkadaşlar. Burada R4'ü hiç yazmayacağım. Çünkü zaten kullanmıyoruz. Buraya da kaynaklarımızı yazalım. Farklı renkli bir kalemle sahip olduklarımızı yazacağız. Buraya tabii önce tüm kaynaklar yazılır. R4 yazmıyorum dediğim gibi. R1, R2, evet B gibi oldu. Onun R arkadaşlar hepsi. Bu da R3. Şimdi bakacağız. Burada P1 kaynağı hangilerine sahip? Burada P1'in arkadaşlar R2'ye sahip olduğunu görüyoruz. Onun yanına bir koyun. Başka bir şeye sahip mi P1 kaynağı? Hayır. Gerisine sıfır. P1 neyi istiyor? R1'i istiyor. Yanına bir koyun. Sıfır. Sıfır. Şimdi P2'ye bakın. P2 neye sahip arkadaşlar? R2'ye sahip. P2 neye sahip? R1'e sahip. P2 neyi istiyor? Şöyle önce şunları yazalım. P2 neyi istiyor? R3'ü istiyor. R3'e bir koyun. 0, 0. P3'e bakalım. P3 neye sahip? R3'e sahip. Başka bir şeye sahip değil arkadaşlar. 0, 0 koyun. P3 neyi istiyor? R2 istiyor. R2'ye bir koyun. Evet, bu işlemleri yaptık. Sonuçta kalanları yazalım. Burada herhangi bir nokta kalmış mı? R1'de kalmamış, 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 kalmamış. Yani herhangi bir noktanın kalmadığını görüyoruz arkadaşlar. Burada öncelik sırası verilmediğine göre her 3 durumu da incelemem gerekiyor sorunun doğru çözümü için. Şöyle yapacağız. Evet, siyah alalım. Şimdi P1'den başlayacağız. P1'den başlayacağız. Zaten çok açık olarak gözüküyor şu an cevap. Burada bakın R2'yi kullanıyor. Tamam. R1'i istiyor. Ama R1 bizim kaynaklarımızda mevcut değil. Veremeyiz.
Sonra bundan başlayamayız arkadaşlar. P2'ye bakalım. P2'den başladığımızı düşünelim. P2 R1'e, R2'ye sahip. Neyi istiyor? R3'ü istiyor. Ama R3'e de sahip değiliz. P3'e bakalım. P3'e bakalım. P3 R3'ü kullanıyor. R2 istiyor ama R2'ye de sahip değiliz. Burada bir deadlock olduğunu söyleyebiliriz. Zaten burada eğer mesela hepsi sıfırsa arkadaşlar evability'de, burada mutlaka bir satırın 0 0 0 şeklinde olması lazım. Yoksa deadlock vardır. Deadlock vardır demeyelim de arkadaşlar, deadlock olabilir diyelim şöyle. Evet, bu şekilde görüyorsunuz. Yani burada bir deadlock vardır arkadaşlar. Burada bir sıkıntı vardır. Kalıcı bir hata meydana gelme ihtimali yüksektir şeklinde bir yorum yapabiliriz bu modellemeye göre. Evet, artık 3 tane çözdük. Umarım anlaşılmıştır. Zaten bu mantıkla siz de geriye kalan soruları kendiniz çözebilirsiniz. İşletim sistemleri sınavlarında hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.